Zeynep Hocam merhaba. Bizlere örnek olabilecek çok güzel davranışlarınız olduğunu duydum. Bunlar servis kedileri, sahiplendirmek ve sahiplenmek, hasta olan kedilerin bakımını yapmak ve sağlık masraflarını karşılamak. Deprem sonrasında Kocaeli'ye yerleşen depremzedeler duyarsız kalmayıp ihtiyaçların karşılanması noktasında insanları da organize etmek gibi. Tüm bunları yaptığınızı duymak bizim için çok güzel ve örnek davranışlar. Bunun için size çok teşekkür ederiz. Bu gönüllü işleri yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Motivasyon kaynağınız nedir? Bu gönüllü işleri yapmak dışarıdan hoş gözüküyor, hoş şeyler duyuyorum. Ama içindeyken açıkçası bazen ne gerek vardı diyorum. Hani bu insanlar neden ihtiyaç sahibi olsun? Bu hayvanlar neden bu kadar bakımsız olsun? Ben niye bunları yapayım? Açıkçası o yüzden... bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz evet başlama aşamasında ama işe yarayacak mı hasta bir hayvan için veya yuva ararken bulabilecek miyim bir yuva ya da bir depremzedeye yardımcı olurken evet koltuğu buluyorum ama halıyı bulabilecek miyim? Bütün süreç benim için aslında hem üzücü hem kaygı verici çünkü olup olmayacağını bilmiyorum bir yola çıkıyorum ama tamamen tesadüfler üzerine kurulu devam ettiği için ne olacağını ben de bilmiyorum. O yüzden genelde bulduğum şeylerde anlık sevinç yaşıyorum ama onun dışındakiler hep üzücü ve endişeli geçiyor açıkçası. Mesleğinize nasıl karar verdiniz? Yine de olsa bu mesleği seçer miydiniz? İnsanlara bir şey yapmayı istediğim için çok fazla aklımda bir bölüm yoktu. Ya hukuk anlamında onlara yardımcı olmayı istedim, haklarını sormak anlamında ya da psikoloji seçip daha ruhsal bir yardım yapmayı istediğimi biliyordum. Psikolojiye zarar bastı. Çünkü kendime de yardımcı olacağını düşündüm. Hani her şeyden önce bilmek en başta kendime yardımcı olacak bir şey. Çünkü bunun tedavi kısmı var. Hukuk sadece bilgiye değer olduğu için onları her zaman okuyup öğrenebileceğimi düşündüm. O yüzden burada ama ikinci perde tedavi kısmı olduğundan bunu okuyarak öğrenebileceğim bir şey olmadığını fark ettim. O yüzden yine insana yardım, kendime yardım kısmı olduğundan seçtim. Yapmak istemediğiniz bir şey olduğunda hayır demekte zorlanıyor musunuz? Hayır demekte zorlanmıyorum. Ama hiçbir zaman da hayır demiyorum. Çünkü hayır demek yerine genelde neden yapmak istemediğimi açıklamayı tercih ediyorum. Kimse benden hayır evet duymadı şimdiye kadar muhtemelen. Onun sebebi de sebebini bilmesinin daha önemli olduğunu. O zaman karşı tarafın rızası ve gönlü olacağını, neden yapmak istediğini bilmek çünkü hayırdan çok daha fazlasını içeriyor bence. İki tarafın da gönlü, ben neden yapmak istemiyorum diye biz karşı tarafta neden yapmak istemediğimi bilirse eğer iki tarafın da gönlü olacağına inanıyorum. O yüzden hayırı çok kolay söylerim ama bundan ibaret değil. Nedenini bilmek bence insanın hak ettiği şey bu. O yüzden hep açıklama yaparım, hayır kelimesiyle başlamam derim. Topluluk yönünde konuşmada, sohbeti başlatıp sürdürmede zorluk yaşadığınız oluyor mu? Bunun için de bir örneğiniz var mı? Topluluk yönünde ya da insanlarla sohbet başlatmadık bir sorunum olmuyor. Ama çok da tercih ettiğim bir şey de olmuyor mesela topluluk yönünde konuşma. Genelde çünkü topluluğa karşı yapacağımız konuşmalar genel oluyor ve ben dinleyici olduğum zamanlarda biraz sıkılabiliyorum. Bunu bilerek topluluk önünde konuşma yapmak çok tercih ettiğim bir şey olmuyor. Kendinize örnek aldığınız biri var mı? Varsa kişilik özellikleri nasıldır? Direkt kendime örnek aldığım kimse yok. Çünkü herkese örnek alabileceğim noktalar buluyorum. Bazen bir çocukta, bazen yaşlı bir amcada ya da teyzede, bazen bir hayvanda. Onlardan öğrendiğim çok şey oluyor. Örnek vermek gerekirse hani yani günümüzde işte tavuğu diğerinin bahçesine girdi diye insanlar kavga edip birbirlerine zarar verirken hayvanlar başka sokak değiştirdiğinde yani bölge değiştirdiğinde diğer hayvanlar aynısını yapmıyor biz insanlar gibi. Baktığımızda gördüğümüzde aslında burada öğrendiğimiz çok şey oluyor. Bir hayvandan da mesela en basit bunu öğrendim.